Aydın Bey merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Aydın Bey, merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, sizi sormalı. Gayet iyiyiz. Sağ olun. Fuar heyecanıyla birlikte yüksek bir enerjiye sahibiz. Evet, bu enerji girer girmez bize de geçti gerçekten. Tebrik ediyoruz sizleri bu konuda. Hayırlı fuarlarınız olsun inşallah diyerek. Teşekkür ediyorum. Bir büyük olarak Şevket Bey ile başlamak isteyeceğim. Şevket Lütfen. Bey buyurun, sizleri tanıyalım. Sektörle tanışmanız nasıl oldu efendim? Buyurun. Ben Şevket Özkarampil. 1997 yılından beri bu sektörün içerisindeyim. Mermer ocakçılığımız da bu işin içerisindedir. 23 yıl geçti. Evet, uzun bir zaman, az bir zaman değil. Evet. Şu anda işlettiğimiz 4 tane ocağımız var. Ham madde çıkarıyoruz buradan. Bu çıkardığımız evet. ürünleri gerek blok olarak, gerek Artmar fabrikamızda mamül madde olarak, bitmiş madde olarak evet. plaka, ebatlı ürün, cilalı, honlu değişik yüzey çeşitleriyle piyasaya arz ediyoruz. Evet, harika. Biraz da sizi Aydın Bey'e vereceğim. Buyurun Aydın Bey, sizleri tanıyalım. Maden mühendisi Aydın Bey. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben Dumlupınar Üniversitesi'nden mezunum. Sektörde 2 yıldır aktif haldeyim. Evet. Şevket Bey'in yanında onunla beraber yükü omuzlanmaya çalışıyorum. Evet. Arkanızda duran Golden 5 ocağının aynı zamanda daimi nezaretçisiyim. Evet. Orada görev alanım olarak devam ediyorum. Evet. İşte Şevket abinin yanında tecrübelerinden, ondan sonra deneyimlerinden. Evet, evet. Yani kendimi geliştirmek için elimden geleni yapıyorum. Yani sürt omuz omuza verdiniz, mücadele ediyorsunuz diyebiliriz. Evet, Aydın Bey bizim geleceğimizi temsil ediyor. Evet. Onu hazırlıyoruz. Evet. Bu konuda ihtisaslaşması için gereken ilgi, alaka, desteğimizi yanında bulunduruyoruz. Evet. Çok önemli. Bu, belli bir tecrübe gerektiren bir iş. Uzmanlık gerektiriyor. Taşı anlamak, taşı bilmek ve onun dönüşümü için gerekli şartları sağlamak başka bir şey. Evet, biraz da ürünleri tanıyalım. Neler var ürünlerin gruplarında peki Şevket Bey? Bizim, yelpaze geniş. Evet. Bizim kendimiz için ayrıca bir övünç duyduğumuz bir ürünümüz var. Biz buna Golden 5 diyoruz ticari isim olarak. Bursa Dark 5 olarak da geçiyor. Bu taşın dünyaya kazandırılmasında firmamızın çok ciddi bir emeği vardır. Bu renk daha önceleri çok bilinir, tanınır bir renk değildi. Uzun süren bir uğraş sonucu bu taşı biz sabırla uluslararası fuarlara çıkardık, tanıttık, mamül hale getirdik. Bugün mimari kataloglarda, projelerde aranılan bir taş haline geldi. Böyle bir yolculuğu var. Bununla da gurur diyorsunuzdur ama bu da sizi mutlu ediyordur. Tabii ki, tabii ki. Buna önem veriyoruz. Bunun dışında Bilecik Beji çalışıyoruz. Hoş bir taştır, sade, aranılan taşlar arasında bulunur. Mavili bir taşımız var. Beje mavili gidiyor, Ocean Blue diyoruz biz ona. Bu da çok enteresan, değişik bir taştır. Bizim iddialı taşlarımız arasındadır. Ve nihayet Eskişehir Karapazar'da Süprem bölgesinde Fiordi Bosco diye adlandırdığımız günümüz trendlerine de çok uyan gri beyaz çok iddialı olduğumuz bir taşımız daha var. Evet. Bu da bizim için önemli bir ürünlerimizden biri. Ürünlerimiz arasında sayabiliriz. Evet, zor bir iş yapıyorsunuz. Hizmet sektörü yapılabilecek hatalar çok ciddi sonuçlar doğurabilir Şevket Bey. Kesinlikle. Nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Olmazsa olmazlarınız vardır mutlaka. Buyurun. Tabii ki biz aynı zamanda bir proje firmasıyız. Yani bu şu demek, devasa bir tesisin, otelin, fabrikanın komple görünür birçok yüzeyinin size emanet edilmesidir. Burada artık binlerce göz o yaptığınız şeyin üzerindedir. Ve burada da hata olmaz. Hata kabul edilemez. Evet. Burada yaptığımız iş esas itibariyle renk uyumudur. O renkleri öyle bir harmoni içerisinde sunmanız gerekiyor ki insanda bunun karşılığı olması lazım. Mimarda,
sıradan insanlarda, ilgili ilgisiz herkeste o ortamın verdiği sıcaklığı görmesi lazım, bulması lazım. Evet. O açıdan özellikle proje işleri hassas işlerdir. Çok özen, imtina istiyor, çaba istiyor, yerindelik istiyor, uygulama istiyor. Evet. Burada da firmamız önemli projelere imza atmış bir firma olarak iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Aslında bir puzzle parçası olarak düşünürsek her şey yerli yerinde. Tabii ki ama sürekli bir gelişme halinde sektör. Evet. İnanılmaz teknolojiler geliyor. Daha iyi işleme yöntemleri, daha kaliteli, daha üç boyutlu işler ortaya çıkıyor. Bunu takip etmek gerekiyor. Bizim firmamızın prensipleri arasında da bu gelişen teknolojiyi ve aynı zamanda yeni çıkan türleri, yeni ürünleri de izleyebilmek kabiliyetine sahip olmamızdır. Evet, ben sizde şunu hissettim. Gerek Aydın Bey, gerek siz diğer ekip arkadaşlar çok severek yapıyorsunuz işinizi. Başarınızın bence en büyük sırlarından biri bu. Özellikle Şevket Bey 23 sene geçmiş ama hani deriz ya bu amatör bir ruh. Hala devam ediyor sizde. Tabii ki bu aslında taşın yolculuğu çok eski. Yani işte çizgi filmlere konu olmuştur işte çakmak taşlar, şunlar evet. Bunlar. İş aslında orada espri gibi ifade edilse de işi gerçeğidir o. İnsanın taşla ilgisi çok eskiye dayanmaktadır. Tabiatla baş başasınızdır. Oradan onun doğru müdahale edilmesi, doğru işler üretilmesi buradan önem arz etmektedir. Bu müthiş heyecan bir şey, verici bir şeydir. Farklı bir haz değil mi? Evet. Çünkü mermer doğallığı nedeniyle uniktir. Yani tekrar edilemezdir. Her bir taşın hikayesi vardır. Ve onlarca milyona dayanır. Biz bir taşa baktığımızda orada bir zaman var olan bugün belki nesli tükenmiş birçok yaratığı görmekteyiz. Evet. Yani mermerin derinliklerinde siz bence mermeri yaşıyorsunuz çok, yani komple. Çok sırlar barındırmaktadır. Evet. O yüzden doğal taş sektörü rakip tanımaz. Çünkü tekrar edilemezdir gerçekten. Birbirine benzerdir. Yan yana koyduğunuzda bir harmoni, bir seri oluşur. Evet. Ama onun içerisinde her birinin biricikliği kendini gene gösterir. Evet, fuar nasıl geçiyor? Fuarın bugün ilk günü ve gerçekten yoğun bir fuar olacak. Fuar hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz sizlerden? Biz Artman olarak bu fuarın kurucuları arasındayız. Evet. 5. yılımız. Başlangıçta bize çok inanmamışlardı ama sonuçta evet. Fuarın geldiği yer itibariyle hatırı sayılır bir yerdedir. Evet. Her geçen yıl üstüne bir şeyler koymaktadır. Evet. Tabii ki yaşadığımız dünya sıkıntılar olabiliyor. Ticaret savaşları, şunlar bunlar. Bir zaman zaman dalgalanmalar oluyor ama her zaman taş vazgeçilmezdir. Net. Peki hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Son olarak bunu sormak istiyorum. Hayal ettiğiniz yerde misiniz? Ya da bundan sonraki hedeflerde ve projelerde neler olacak Artman için? Şevket Bey. Bu ya doğal taşların şöyle bir şeyi vardır. Yani dipsiz kuyu veya inanılmaz bir çeşitliliği vardır. Yani bu bir de tasarımla birleştiğinde yani kullanım alanları yeni birçok konu ortaya çıkmaktadır. Yani taşın daha girebileceği çok yer vardır. Yani evlerin içinde işgal edeceği, dış cephelerde, yollarda, kaldırımlarda, binalarda, her yerde heykeltıraşların elinde daha yapılacak çok işler olduğunu düşünüyoruz. Bitmeyen bir yolculuktur. Biz bunun bir yerinde rol alıyoruz. İnşallah o rolümüz artarak devam eder. Kesinlikle. Zaten biterse biz de biteriz değil mi Aydın Bey? Yani hedef biterse biz de biteriz. Yani böyle bir gerçek var. Hayalin bitmemesi lazım. Kesinlikle.
Evet, hayalin bitmemesi lazım. Biz bu hedeflerin sonunda sizlere başarılar diyelim. Ben son sözleri Şevket Bey'e bırakmak isteyeceğim. Buraya gelen misafirlerinize, ekran başındaki izleyicilerimize, 7'den 70'e tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Özellikle bu işe yeni başlayacak genç arkadaşlarımıza ve tecrübelerinizden kesitler, mesajlar. Buyurun, son sözleri size bırakacağım. Mermercilik ve genel olarak doğal taşlar gerçekten daha olması gereken yerde değildir. İyi tasarımcılara ihtiyaç vardır. İyi heykeltıraşlara ihtiyaç vardır. Yapılacak burada inanılmaz işler vardır. Burada gençlerin rol üstlenmelerini, eğitimlerini de bu işe yönelik tercihlerini oluşturmalarını önemli öneriyorum. Çünkü hiçbir zaman eskimeyecek, her zaman yeni olabilecek, kendini yeni atfeden bir sektördür bu aynı zamanda. Hem çok eskidir hem de her zaman yeniye ihtiyacı olan bir sektördür. Bu anlamda gençlerin de buradan mesleki tatmin alacağını, geleceklerini burada bulabileceklerine inanıyorum. Evet. Herkese çok iyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de herkesi buraya davet edelim. En azından sizlerle bir tanışmaya, bir çay kahve içmeye davet edelim buraya. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Şevket Bey ve Aydın Bey, başarılarınızın da devamını diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Hoşçakalın. Sağ olun, saygılar. İyi günler.